Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Nizzi Gözen. Nasılsınız, İyi misiniz? Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Bugün sizler için arkadaşlar, Canon fotoğraf makinesi satın alma rehberi adlı bir video çekiyorum. Burada arkadaşlar üç tane farklı video çekeceğim. Bir başlangıç seviyesi Canonlar, iki orta seviye Canon gövdeler, 3 ileri seviye gövdeler. Zaten başlıkta hangi seviyeye ait videoyu izlediğinizi görüyorsunuz. Eğer Canon fotoğraf makinesi almayı planlıyorsanız ya da herhangi bir fotoğraf makinesi almayı planlıyorsanız videonun devamında özellikleri, detayları, fiyatları hatta isimlendirmesine kadar birçok farklı detayı bulabileceksiniz. Gel istiyorsanız yavaş yavaş fotoğraf makinalarını tanımaya başlayalım. Bu videoyu izlemeden önce arkadaşlar şöyle bir ricam var sizden. Şayet Canon fotoğraf makinesi almayı isteyen bir arkadaşınız var ya da herhangi bir fotoğraf makinesi almayı düşünen bir arkadaşınız var. Onunla da bu videoyu paylaşırsanız, hatta eğer sizin için bu videonun içeriği daha fazla olsun, farklı markalar gelsin, hatta bu makinelerin incelemeleri olsun istiyorsanız da beğeni butonuna basmayı İncelememi istediğiniz Canon gövdeler varsa da hangilerini incelememi istediğinizi alt kısma yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Gelin biz Canon fotoğraf makinelerini tanımaya başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Canon fotoğraf makinelerinin isimlendirmesini tanıyarak başlayalım istiyorum. Burada fazla rakamlar, harfler, sayılar var kafanız çok karışıyor olabilir ama tahmin ettiğiniz kadar zor değil. Şayet Canon fotoğraf makinesi arkadaşlar binli bir rakama tekabül ediyorsa yani XXXD gibi bir kodu varsa Canon fotoğraf makinelerinin hepsinin rakamlarının sonuna D harfi gelir. Yani 2000'de, 4000'de ya da 1300'de gibi bir isme sahipse bilin ki bu bir Canon giriş seviyesi fotoğraf makinesi. Siz giriş seviyesi bir Canon fotoğraf makinesini şu an bakıyorsunuz, özelliklerini inceliyorsunuz. Şayet başlangıç seviyesi bir makine istiyorsanız burada isimlendirme arkadaşlar XXD yani yüzlü bir rakama tekabül eden sayılar varsa 250D, 200D, 800D gibi. O zaman artık başlangıç seviyesi bir Canon DSLR fotoğraf makinesine bakıyorsunuz. Şayet orta seviye bir Canon fotoğraf makinesi arıyorsanız orada da isimlendirme arkadaşlar XXD yani 10'lu, 20'li rakamlar, burada da 77'de, 80'de gibi örnekleri sizler için verebilirim. Yarı profesyonel seri bir Canon fotoğraf makinesi bakıyorsanız, burada artık rakamımız teke düşüyor, X'de. Burada bizde rakamların büyüklüğü önemli. 7D ve 6D gibi bir fotoğraf makinesine bakıyorsanız, yarı profesyonel seri bir ürünle ilgileniyorsunuz demektir. Tam profesyonel bir makine istiyorsanız bu sefer yine tekli rakam var x burada da artık rakamlarımız 1 de 5 de. Şöyle özetleyecek olursak arkadaşlar rakam büyüdükçe makina'nın seviyesi düşüyor. Rakam küçüldükçe makina'nın seviyesi artıyor. Yani 4000'de giriş seviyesiyken bir de gördüğünüz gibi profesyonel seriye hitap ediyor. Bir de Canon fotoğraf makinalarının arkasında yer alan mark takısı var. O makina'nın sonunda bir mark takısı varsa o makinenin kaçıncı seriye ait olduğunu size söylüyor. Örnek Canon 5D Mark 4 diyorsa Canon 5D modelinin dördüncü serisine bakıyorsunuz demektir. Genelde dördüncü seriye kadar bu ürünler çıkıyor. Şu ana kadar en çok Canon 5D'de dördüncü seri oldu. Diğer serilerde de ikinci seriler yani Mark 2'ler ya da Mark 3'lerde bulunmakta. Burada arkadaşlar ben Canon fotoğraf makinelerinin fiyatlarını da koydum ama Avrupa'daki Amazon mağazasının Euro fiyatlarını baz alarak koydum. Türkiye'deki çünkü kurlar çok değişken oluyor. Amerika fiyatlarıyla kıyaslamak da çok doğru değil. Çünkü Avrupa'da satılan bazı modellerde genelde örnek Amerika'daki 500 dolarken Avrupa'ya 500 Euro olarak geliyor. Türkiye'de de iş birazcık daha vergiler vesaire işin içine girince karışıyor. O yüzden ben sizlere referans olması açısından Amazon Avrupa'nın fiyatlarını baz alarak listelerime ekledim. Siz de ona göre kendinize bir kıyaslama yapabilirsiniz. Orta seviyede ise arkadaşlar Canon'da isimlendirme 10'lu rakamlara düşüyor. Yani 70'de, 77'de, 80'de gibi Dilerseniz 77D ile başlayalım. 77D arkadaşlar 24 megapiksel 45 tane AF noktası var. Yine dual piksel CMOS AF teknolojisini destekliyor. Full HD videoda 60 FPS video kaydedebiliyor. Yani iki kata kadar yavaşlatma özelliği var. 5 eksenli videoda görüntü sabitleme özelliği var. Canon'da genelde Görüntü sabitleme ısı özelliği lens arkadaşlar. Ama bazı modellerinde videoda da IS özelliğini ekliyor. 77D'de bu özellik mevcut. Wi-Fi, NFC, Bluetooth gibi tüm özellikleri içerisinde barındırıyor. Dokunmatik dönebilir ekranı var. Fiyatı da 779 Euro'ya kadar çıkıyor. 77D'nin abisi diyebileceğimiz Canon 80D megapiksel olarak arkadaşlar yine 24 megapiksel 45 tane AF noktası var. 7 FPS seri çekim hızı var. Dual Pixel CMOS AF'si mevcut. Yine Full HD'de 2 kata kadar yavaşlatma. Tüm bağlantı şekilleri. Dokunmatik dönebilir ekran. 1 bölü 8000 enstantane. 77D ve daha önceki videolarda söylediğim tüm Canon gövdeler arkadaşlar. Sadece 1 bölü 4000 enstantaneye kadar çıkabiliyorken. Artık 80D ve üstünde yer alan. Fotoğraf makinaları 1 bölü 8000 enstantene kadar çıkabiliyor. Bu şu demek arkadaşlar çok güneşli bir havada çok hızlı hareketli bir objeyi çekerken bu tarz enstantane değerlerine ihtiyacınız varsa 1 bölü 8000 gibi enstantaneler hayatınızı kurtaracaktır. Ama çok hızlı şeylerin fotoğraflarını çekmiyorsanız ya da çok aşırı güneşli bir havada ki zaten bunu çok fazla önermiyoruz fotoğraf çekmiyorsanız. 1 bölü 4000 gibi bir enstantane de yeterli olacaktır. Fiyatı da arkadaşlar 1048 Euro'ya kadar çıktı. Burada özellik olarak birbirine çok yakın olmalarına rağmen arkadaşlar buradaki en büyük fark kasanın büyüklüğü ve dayanıklılığı. Canon 80 birazcık daha dış hava koşullarına karşı dayanıklıyken 77D biraz daha malzeme kalitesi düşük ve yapı olarak da çok daha ufak ve kolay taşınabilir bir gövde. 80 de artık birazcık daha üst seviye gövdeye daha yakın diyebiliriz. Özellikleri de tuş takımı da ya da yapısı da ona göre konumlandırılıyor. Bu orta seviyenin alternatifi olarak arkadaşlar Canon'un geçtiğimiz senelerde piyasaya sunduğu 70D modeli var arkadaşlar. Hala sıfır olarak satın alabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar 20 megapiksel 19 tane AF noktası, 7 FPS seri çekim hızı, dual piksel yine CMOS AF teknolojisi var. Full HD video çekebiliyor, Wi-Fi özelliği var. Dokunmatik dönebilir bir ekranı var ve dediğim gibi 1 bölü 8000 enstantaneyi 70 TL destekliyor. Fiyat olarak da arkadaşlar yaklaşık 800 Euro civarında bulunuyor. Bu orta seviyede arkadaşlar kıyaslayacak olursak Fiyat performans olarak arkadaşlar 77 de gayet güzel ve yeterli. Bazı durumlarda 800D'nin alternatif olarak bile 77 D'yi satın alan kişilere denk gelebiliyorum. O yüzden ben biraz daha iyi bir şey alayım. Bütçem biraz daha artsın diyorsak 77 D'yi tercih edebiliriz. Canon 80D artık yarı profesyonelliğe bir adım daha çıktığınız zaman karşınıza geliyor gövdesi yapısı malzeme kalitesi ona göre 77D ve 80D yan yana aldığınız zaman zaten gövdelerinin büyüklüğünden bunu fark edebiliyorsunuz özellikleri de ona göre geliştirilmiş vaziyette o yüzden Hani daha profesyonel anlamda iş yapmayı planlıyorum. Bu işten belki ileride para da kazanabilirim. İyi bir yatırım yapmak istiyorum derseniz 80D'de işinizi görecektir. Canon 70D eski bir model olmasına rağmen hala piyasada bulabiliyorsunuz. Fiyatı ve performansı gayet yeterli. Özellikleri de sizin için yeterli ise video kaydı yapabiliyor olması 7 seri çekim hızına sahip 19 AFS işte 20 megapikseli sizin için yeterli. Özelliklerse de fiyat olarak en makul orta seviye ürün diyebiliriz. Orta segmentin devamı olabilecek arkadaşlar yarı profesyonel serinin modellerini de size anlatmak istiyorum. Burada ilk başta arkadaşlar yarı profesyonellerde Canon 7D Mark II geliyor. Canon 7D Mark II arkadaşlar eski bir fotoğraf makinesi olmasına rağmen hala piyasada bulunabiliyor. Satın alabiliyorsunuz. 7D Mark 3 çıkmadığı için hala 7D serisinin en güncel ürünü. 20 megapiksellik bir sensörü var. 65 tane AF noktası var arkadaşlar. 10 FPS gibi hızlı bir seri çekim özelliğine sahip. Yine dual piksel CMOS afi destekliyor. Full HD videoda iki kata kadar yavaşlatması var. Özellikle fotoğraftan ziyade video tarafıyla ilgileniyorsanız film, kısa film, dizi, ya da ve benzeri şeyler çekiyorsanız kulaklık ve mikrofon çıkışları mevcut. Yani video ile alakalı tüm detayları içerisinde barındırıyor. Çift kart slotu var. Yeni üst seviye modellerde bu çift kart slotunu da yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Dış hava koşullarına karşı aşırı dayanıklı. Özellikle fotoğraflarda çektiğiniz yerin sizin için önemi varsa GPS özelliğini barındırıyor. Fiyatı olarak arkadaşlar 1349 Euro. Sadece gövde fiyatı Aklınızda bulunsun lens için ekstradan ayrı bir ücret ödemeniz gerekiyor. Orta seviyelerde arkadaşlar hızlıca toparlayacak olursak. Yeni başlayan birisi ve bütçem uygun orta seviye makine almak istiyorum diyorsanız 77 de. Şayet ben profesyonel anlamda da bu işlerden biraz para kazanmayı düşünüyorum. Fotoğrafta daha fazla kendimi geliştirmek istiyorum diyorsanız 80 de. Fiyat performans ürünü olsun. Son model olmasına gerek yok ama uygun fiyatlı olsun diyorsanız da 77D'yi seçebilirsiniz. Bu ürünlerin arasından incelememi istedikleriniz varsa alt kısma yorum yapabilirsiniz. Ayrıca bu kanalda da 80D'nin incelemesi mevcut. Onu da izlemenizi öneririm.